Evet, herkese merhaba. Bugün telif haklarıyla ilgili konuşacağız. Telif haklarının genel yapısı, tarihçesi, Türkiye'deki süreci ve telif haklarıyla ilgili hukuksal süreçler üzerinde genel olarak durmaya çalışacağız. Telif hakkı nedir sorusuna arzu ederseniz telif hakkı gov.tr'deki tanımla başlayalım. Burada kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır şeklinde bir tanım yer almakta. Peki telif hukukunun gerekliliği nereden ortaya çıkıyor? Yani bu fikri emeğin korunması neden gerekiyor? Burada aslında 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 27. maddesindeki açıklamalara şöyle bir göz atabiliriz. Burada öncelikle iki türlü taraf var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi eseri yaratan kişi, bu düşünceyi, bu fikri emeği ortaya koyan kişi. Bir de bunlardan faydalanan kişiler. İşte bu aslında toplum diyebiliriz. Hem bu toplumun bir şekilde bu eserlerden faydalanabilmesi, bu düşüncelerden, bu yaratılan çalışmalardan faydalanabilmesini mümkün kılabilmek için hem de bu fikri ortaya koyan kişinin, bu fikri emeği bir şekilde hayata geçiren kişinin de haklarını koruyabilmek için telif hukukunun gerekliliği burada söz konusu oluyor. Telif haklarının özelliklerine şöyle bir bakalım isterseniz. Öncelikle telif hakkının doğması için bir tescile gerek yok. Yani siz bir fikri ortaya attınız, bir fikir, bir konuşma yaptınız örnek olarak. Bunu bir şekilde herhangi bir otoriteye gidip tescil ettirmenize gerek olmuyor. Fikri ve sanat eserleri üzerindeki bu haklar aslında eserin üretilmesi anından itibaren doğuyor. Eserle birlikte doğan bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Telif hakları soyut bir niteliğe sahip. Yani telif hakları ile koruma altına alınan insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallar olarak ortaya çıkıyor. Sizin yapmış olduğunuz bir konuşma, bir kitap yazıyorsunuz. Kitabın aslında henüz belki de ürüne dönüşmeden önceki o hazırlık sürecindeki tüm aşamalar yine burada telif hakları olarak ifade edilebilir. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir maddi varlık olarak ortaya çıkıyor ve burada hukuki bir değere de sahip oluyor. Ve burada belki de önemli olan durum telif haklarının ülkesellik ilkesi olması. Yani koruma hangi ülkede talep ediliyorsa örnek olarak o ülkenin şartlarına, o ülkenin mevzuatına göre bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte mutlak hak niteliğine sahip oluyor. Yani siz orada telif hakkı üzerindeki tüm hakları o fikrin, o çalışmanın üretildiği andan itibaren ortaya koyabiliyorsunuz. Ancak buradaki durumda belirli bir toplumun menfaati durumu gerçekleştiği zaman bir takım sınırlamalar da getirilebiliyor telif hakları üzerinde. Ve telif hakkı herkese karşı ileri sürülebiliyor. Yani burada topluma karşı olabiliyor, belirli bir kuruma karşı olabiliyor, belirli bir belki bireye karşı olabiliyor. Bu şekilde telif haklarınızı koruma altına almak isteyebiliyorsunuz. Ama burada dediğim gibi belirli sınırlamalar da gerçekleştirilebiliyor. Peki nedir bunlar? Yani mutlak hakta getirilen sınırlamalar nelerdir? Kamu düzeniyle ilgili olan durumlarda, genel ahlakla ilgili durumlarda, kamu yararına gibi sebeplerle bir takım sınırlamalar getirilebilir. Buna bir örnekle isterseniz açıklayalım. Örneğin hususi bir menfaatle burada bir takım istisnalar oluşturulabilir. Burada en güzel aslında bunlarla ilgili bir takım yazılım çalışmalarında da bu benzer bir durum söz konusu. Siz bir tane yazılım satın aldığınız zaman o yazılımla ilgili bir telif hakkı var, kullanım hakkı var. Burada siz bunun bir kopyasını çıkartıp evinizdeki bilgisayara da yükleyebiliyorsunuz. Hem evinizde hem işinizde bir kopyası oluşabiliyor. Ya da bir müzik eseri var. Bu müzik eserini satın aldınız. Örneğin CD olarak satın aldınız. Ama evinizde bir kopyasının olmasını, arabanızda bir kopyasının olmasını istiyorsunuz. Bu durumda bunun bir kopyasını kendi kullanımınız için çıkartabiliyorsunuz. Bu gibi durumlarda aslında bu mutlak hakka getirilen bir sınırlama olarak daha burada bireyin hususi menfaatini de düşünülmesi açısından bir sınırlandırma da getirilebiliyor. Telif haklarının belirli bir geçerlilik süresi var. Burada fikri mülkiyet hakları belirli bir süre boyunca korunuyor.
Ve burada aslında fikir ve sanat eserlerinde bu 70 yıl örneğin. Ama farklı çalışmalarda, farklı şekillerde, mevzuatlar da farklı ülke mevzuatlarında bunlar değişiklik gösterebiliyor. Ama hani bu 70 yıl sonucunda belki bir anlamda bu telif hakkı artık herhangi bir şey üzerinde telif hakkı isteyemiyorsunuz. Bununla beraber bir anlamda anonimleşiyor da diyebiliriz. Bu herkesin kullanımına açık bir halede geliyor diyebiliriz. Telif haklarının tarihsel gelişimine şöyle bir göz atalım. Aslında bir şeye sahip olan kimse onun teferruatına, yani onun belki uzantılarına, farklı şekildeki yayılımlarına belki de sahip olur ilkesi burada benimsenmiş oluyor. Eseri üretenin iktisaden veya manevi yönden korunmasına çok da fazla gerek duyulmuyordu bu ilk başlardaki durum. Aslında buna belki de önemli çalışmalardan biri, bir şey ürettiğiniz zaman onun zaten çok fazla kopyasını oluşturamıyorsunuz. Ve bu anlamda baktığınız zaman da iktisaden ve manevi yönden de bir korumaya ihtiyaç duyulmuyordu ilk etaplarda. Fakat tabii burada matbaanın icadı çok önemli bir dönüm noktası oluşturdu telif haklarının tarihsel gelişimi içerisinde. Burada fikri haklarla ilgili bir takım düzenlemelerin de başlaması gerekti. Ve eserlerin hızla çoğaltılabilmesi matbaanın icadıyla beraber ve bu durumdan kazanç elde edilmesi fikri haklar alanında bir hukuki koruma ihtiyacı da ortaya çıktı. İşte öncelikle mesela matbaa öncesinde bir takım hat sanatçıları eserleri oluşturup da bunları para karşılığı sattığını düşünüyorum ama işte daha sonra siz bir kitap yazıyorsunuz ve bu kitabı yazdıktan sonra matbaa bunlardan çok hızlı bir şekilde çoğaltabiliyor. Tabii artık burada bir kazanç elde edilmesi durumunda fikri haklar alanında ciddi bir koruma ihtiyacı da beraberinde geliyor. Telif haklarının tarihsel gelişiminde aslında idari otoritenin emirleriyle verilen bir takım imtiyazlar ve burada yayın evinin aslında mülkiyeti bir anlamda kendisi üzerine alması ve eser sahibinin hakkında bertaraf eden bir yapıya kavuşur olması önemli. Çünkü bu durumdan itibaren aslında ciddi anlamda bir hukuksal süreç de başlatılması gerekiyor. Ve burada aslında 1709 yılında kabul edilen Kraliçe El Kanunu ile beraber eser sahiplerini koruyan ilk kanun hayata geçmiş oluyor. Yani burada aslında 1700'lerden itibaren bir çalışma durumu söz konusu. 1700'lü yıllarda bu ilk kanunla beraber eser sahibinin korunması, bu anlamda telif hakkının korunması gündeme geliyor. Peki Türkiye'de burada nasıl bir durum söz konusu? İlk matbaanın 1727 yılında kurulmasından dolayı gelişmeler tabii gecikmeyle takip ediliyor. Burada tabii Osmanlı döneminde ilk hukuki düzenleme telif nizamnamesiyle beraber 1857 yılında devreye giriyor. Matbaanın tabii geç gelmesiyle beraber bu çalışmalarda bir şekilde öteleniyor ve tarihsel gelişiminde Türkiye'deki çok da erken olmayan bir zamanda, işte 1857 yılında diyoruz ki 1700'lerin başında İngiltere'de bu kanun oluşmuş. Yaklaşık belki matbaa bir 300 yıllık bir gecikme var ama 150 yıllık da bir hukuki düzenleme gecikmesi burada oluştuğunu görüyoruz. Telif nizamnamesine şöyle bir baktığımız zaman şöyle bir basit bir düzenleme var aslında. Eseri basanın basılan nüshalar tüketinceye kadar eser üzerinde bir zilyetliği bulunmaktadır. Yani eser üzerindeki hakkı bir anlamda bulunmaktadır. Burada hayat boyu bir imtiyaz tanınıyor yazara ve bir anlaşmayla bu satışın düzenlenmesi durumu ortaya çıkıyor. Anlaşmadaki sayıdan fazla bastırılırsa eğer o kişiler hakkında da bir takım cezalandırmalar söz konusu oluyordu. Aslında bugün günümüzdeki bu bandrol çalışmasına benzer bir çalışma belki de vardı. Belirli bir sayı üzerinde anlaşılıyor ve bu sayı eğer geçilirse yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor. Peki telif hakkı kanunu bu nizamnameden sonra nasıl bir kanun ortaya çıkıyor aslında? 8 Mayıs 1910 tarihinde bu ilk kanun çıkartılıyor ve daha sonra da bunu şu anda aslında değişikliğe uğrayarak geliyor ama şu anki kanunda da bir anlamda temel teşkil eden 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda
1 Ocak 1952 tarihinde çıkarılmış oluyor. Ve bunlar 83, 95, 2001, 2004, 2007 ve 2008'de değişikliğe uğruyor. Tabii çok farklı matbaanın icadından sonraki teknolojik gelişmeler de bu değişikliklerin yapılmasını bir anlamda zorunlu kılıyor. Hemen alt tarafta ben bağlantısını da verdim. Buradan mevzuat.gov.tr'den 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa ulaşabilirsiniz. Burada bir mevzuat bilgi sistemi var. Bu mevzuat bilgi sisteminden bu kanunun tamamına PDF ve Word olarak ulaşabilirsiniz. Çok daha detaylı inceleme yapma şansına sahip olabilirsiniz. Ben burada birebir kopyalayıp aldım amaçları ve buradaki kapsam yapısını. Burada aslında bir şekilde seslerin kaydedilmiş, radyo televizyon kuruluşlarının oluşturduğu ürünler, bir şekilde eserlerin icra edilmesi vesaireyle ilgili tüm bu fikir ve sanat eserlerinin meydana getiren eser sahiplerinin ve bunları icra eden ve yorumlayan sanatçıların bir şekilde haklarının korunması üzerine yapılmış olan bir düzenleme amacı aslında bu. Ve bununla beraber de bir kapsam oluşturulmuş. Bu kapsam içerisinde de bu maddi ve manevi hakların hem korunması hem de bununla ilgili olarak Kültür Bakanlığı'na görev ve yetki verilmesi bir kapsam olarak bu kanun içerisinde yer almış. Peki telif hakkı nasıl korunur? Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan itibaren doğal bir korumayla başlıyor. Bunu daha önce de ifade etmiştik hatırlarsanız. Yani herhangi bir tescil ettirmeye ve onaylattırılmasına gerek olmuyor. Burada tabii eserin üzerindeki hakların korunması aşamasında hak sahipliği dediğimiz durumun ispat edilmesini kolaylaştıracak bir takım işlemler var. Bu işte isteğe bağlı olarak kayıt veya tescil yapılması, noterde bunu onaylattırmanız gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada da hemen altta belirttim, telif hakları gov.tr adresinde telif hakkı nasıl korunur bölümünde bunlarla ilgili daha detaylı çalışmalar ve anlatımlarda yer almakta. Ama burada kabaca noter onayıyla veya isteğe bağlı kayıt veya tescil ettirerek burada telif hakkındaki hak sahipliğini belirlenmesi sağlanabilir. Burada ben genel olarak aslında telif hakları ile ilgili tanımlar, Türkiye'deki Osmanlı'nın itibaren gelen hukuki süreç, Türkiye'deki kanun ve Türkiye'deki çalışmaların, mevzuat ve kanunların ne durumda olduğunu burada özetlemeye çalıştım. Aslında burada telif hakları gov.tr adresi bu anlamda çok önemli bir kaynak. Bu kaynak üzerinden de çalışmalar daha detaylı bir şekilde incelenebilir. Ben bu dersi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.